Kenan, sen beni nasıl buldun? İşim gereği bazı adreslere rahat ulaşabiliyorum. Ama şu an eğer beni görmek istemiyorsan gidebilirim. Git demeyi çok isterdim. Ama sana çekiliyorum adeta. Git. Gitme. Yanıma gel. Artık bana neler olduğunu anlat. Bekliyorum. Ben hiç bilemiyorum, bilemiyorum. Ben biliyorum. Sana ilk gördüğüm andan itibaren tutulduğumu, artık sensiz yaşayamayacağımı, son nefesimi seninle vermek istediğimi biliyorum. Kenan sus. Susamam. Yalvarırım sus. Bana beni sevmediğini söyle. Gözlerine bak. Ve de ki, Siz Kenan nasıl seni saysız sevmiyorum. şerefsizler ya. Ben Tövbe tövbe. seni sevmi... Ah yapamam, yapamam, git buradan. Bak gidiyorum. Bunlar son sözlerim mi? Keşke son olsaydı. Keşke şurada canımı verseydim de. Sus. Bunu düşünmek bile istemiyorum. Utanmaz zarlanmazlar ya. Sevgilim, Yalan ya neden söylüyorum. benden Tüpe düz kaçıyorsun? yalancı bunlar ya. Neden diye sorduğunda buna mantıklı bir cevap vermem gerekiyor. Mümkünse. Bunu kısa şunu Ama sesini. kalmadı bende mantıktan eser. Ne mantıktan, ne neşeden, ne de. Şşş. Yakışmaz Yüzünü sana. görmek istiyorum. Al kapattım. Al. İzle böyle saçma sapan şeyleri. Kafan yanar. Ya niye kapatıyorsun televizyonu? Oğlum şurada bir şey okuyorum. Son ses açıyorsun. Ya biraz saygı lütfen ya. Şerkan sen bir şey okumuyorsun. Sen mal mal söyleniyorsun. Şurada bir şey izliyorum. Bir de saygı diyor ya. Mal mal mı söyleniyorum? Sen gazeteyi gördün mü? Ne varmış gazetede bakayım. Ne var? Normal şeyler bunlar. Ne? Normal mi? Aga delirdin mi sen? Evet, klasik insan davranışı işte. Ya sen de normalleştirme gözünü seveyim ya. Böyle klasik insan davranışı mı olur? Yalan söyledikleri düpedüz yalan. Ha sen daha farklısın yani. Evet. Herkes benim gibi olsa oho insanlık kurtulur be. Ha sen hiç yalan söylemiyorsun yani. Ne yalanımı gördün? Şerkan, ben geçenlerde senin ortaokuldaki günlüğünü buldum. Günlüğümü buldum. Niye buluyorsun? Okudun mu? Şerkan, sizin okulda basketbol takımı var mıydı? Hatırlamıyorum ki ya, geçmiş zaman. Basketbol takımı var mıydı ve sen kaptan mıydın? Ne reboundlar almışsın, asistler yapmışsın, hepsi yazıyor. Ne demeye çalışıyorsun oğlum sen? Oğlum sizin okulda revant mı vardı? Sen niye günlüğüne yalan yalan şeyler yazıyorsun? Sen niye benim günlüğümü okuyorsun? Şerkan yapma! Konumuz bu değil. Konumuz günlük okuman etik mi değil mi olur? Değil. Konumuz senin günlüğüne yalan yalan şeyler yazman. Ya niye yazayım kendi günlüğüme yalan? Bilmiyorum. Mişal Ayşel. Senin günlüğünü gizli gizli vurursa senin havalı bir basketbol takımı kaptanı olduğunu düşünsün diye olabilir mi? Ya vardı evet takım. Ben de kaptandım. Sen nereden bileceksin? Peki neden hiç fotoğrafın yok kaptan? Oğlum o zamanlar akıllı telefon mu vardı? Her dakika fotoğraf mı çekiniyorduk? Çektiysek de kaybolup gitmiştir herhalde bir yerlerde. Çirkiniz arkadaşın Hakan ve Fatlak ve basketbol topuyla fotoğraflarınız var ama. Ha. Fotoğraf çekmek için basketbol odasına mı çıkmış o? Karşı takım nerede kaptan? Kapat şu bahsi Semih ya. Hayır, kaptanlık yaparken neden fotoğrafın yok onu anlamadım ben. Aga sen benim geçmişimi mi kurcalıyorsun? Neyin peşindesin? Kendi gününe neden yalan yalan şeyler yazdığını merak ediyorum. Aslında cevabı biliyorum da senin ağzından duymak istiyorum. Bırak ya bırak. Gazete okuyorum şurada. Ne istiyorsun bu kadar? İtiraf istiyorum. Niye ya? Ne yaptım ben sana? Diziyi izletmedin cehennem olacağım sana. Abicim ne olur rahat bırak beni ya. Lütfen ya. Tamam işte. İtiraf et kurtul. Ben de şalıyım seni. Ne itiraf edeceğim ya? Gitmiş günlüğümü okumuş. Salak salak konuşuyor ya. Yazdıysak da doğrudur herhalde. Sen nereden bileceksin? Evet, hattımızda ortaokuldan Kerkeneş arkadaşın Hakan var. Bakalım Hakan ne diyecek bu duruma? Oğlum Hakan'ı niye arıyorsun? Kapatır mısın lütfen? Oğlum kaç yıllardır aramadım. Ayıp lütfen. Belki işi var adamın. Kapat ya tamam konuşalım biz sen de şey yapalım ne olur ya. Dur bir soralım. Efendim? Kimsin? Alo? Hakan Bey merhabalar. Nasılsınız? İyiyiz de kiminle görüşüyoruz?
Ben sizin ortaokulda bir arkadaşınız vardı adı Serkan diye. Hatırlar mısınız? Serkan. Hangi Serkan lan? Zayıf, şırık, saçını ortadan ikiye ayırıyormuş. Ha, şu şerefsizi diyorsun sen. Mavi büyük bir ceketi vardı, ona olmuyordu ceket. İçinde kayboluyordu o. Dallama Serkan mı? Evet, kesinlikle dallama şerefsiz Serkan için aramıştım. Bilgisayarımı çalmıştı şerefsiz ya. Vay alçak! Allah, yani ben onu artık Allah'a havale ettim. Bana uzak, Allah'a yakın. Sana ne yaptı kardeş? Televizyonun şaşını. Televizyonu mu çaldı? Bak aşağı ola eşeğe ya. Ya televizyon falan çalmadım agacım ya. Hakan, Selam abi nasılsın? Serkan ben. Lan, beni mi işletiyorsunuz oğlum siz? O yanındaki kim lan? Alo. Ben Şami. Size bazı sorular sormak için aramıştım ama sizden daha farklı. Hakan, abi ben senin bilgisayarını mı çaldım? Ya vardı ya hani benim bir Commodore 64. Evde kardeşlerim falan oynamayı çok seviyordu. Akşam eğlencemizde hani sen bir iki gün oynayayım diye aldın. Sonra taşındınız gittiniz. Bilgisayar da sende kaldı ya. Abi 3 kuruşluk şey için yapma ya. Oha, ben şimdi anladım olayı. Ya abi o zaman taşınırken o hengamede kamyona koymuşlar. Ondan sonra da yıllardır seninle görüşemedik. Sen de aramadın kaç yıllardır. Sonra da kayboldu gitti herhalde bir yerlerde. Kusura bakma. Ya doğrudur Serkan'cığım, doğrudur. Ne diyeyim yani. Helallik istemeye mi aradın? Serkan şiştin artık, bırak bence. Abi sen bana adresini yazar mısın ya? Ben sana göndereceğim Commodore 64'ünü. Erkancığım bu yaştan sonra Atari mi oynayayım oğlum? Benim çoluğum çocuğum var artık ya. Ulan o zamanlar kardeşlerim çok seviyordu oğlum onunla oynamayı. Sen alıp gitmesen oynuyorduk oğlum akşamlar evde. Bence tamamen haklısın Hakan, konuş. Abi gerçekten çok özür dilerim ya. Ya arkadaşlığımıza yanlış yaptım, özür dilerim. Affet beni ya. Ya yani Serkancığım çok müsait bir yerde değilim, bağıramıyorum ama yani çoluğumuzu, çocukluğumuzu çaldın ya. Konuş Hakan, vur yüzüne. Yani ne diyeyim Serkan? Oğlum bak, hakkımı sana helal etmiyorum. Haram zehir zıkkım olsun. Cehennemlerde yan inşallah. Vur yüzüne Hakan, hak etti. Ay abi dur Semih ya. Hakan abi bir saniye. Ya şerefsiz kapat ya. Bak arayacağım adamı, doğru düzgün özür dileyeceğim, tamam mı? Sakın ağzını açma. Ağzını açmayacaksın, tamam mı? Ağzını açmayacaksın, tamam mı? Efendim? Hakan sizin okulda başka dört takımı var mıydı? Alo? Hakan? Sizin okulda basketbol takımı var mıydı? Ya ne basketbol takımı Serkancığım, bizim üstümüze giyecek takımımız yoktu, hatırlamıyor musun? Oğlum senin kafa hakikaten gitmiş ya. Etme bulma dünyası Serkancığım. Hakan abi gerçekten çok özür dilerim ya. Yani Allah acil şifalar versin kardeşim, ne diyeyim yani. Bak beni arama, bak tamam mı? Arama bir daha, bu numarayı arama, tamam mı oğlum? Bak vallahi seni polise veririm. Tamam. Hadi selamet de ya. Serkan, ben senin günlüğüne de yalan yalan şeyler yazdığını anladım. Sevgili günlük, bugün arkadaşımın bilgisayarını çaldın mı yazacaktın? Çalmadım diyorum ya bilgisayarını falan. Koymuşlar kamyona, kaldı öyle. Vardır her yalanın bir bahanesi. Ya tamam haksızım ya. Ama bu gazetecikler kadar da şerefsiz değilim. Ayrıca da çok Serkan. Hevin nicayını bokun şu işiniz. İnşansınız işte. On kavanoz bal yalnızca 100 lira. Hemen ararsan senin olur. Hakiki bal, bildiğin bal, gerçek bal. On kavanoz bal mı alacak?